Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu videoda Al Capone'un tedavi sürecini göstereceğiz size. Tedavi nasıl oluyor? Ne yapıyoruz onu tedavi yaparken? Şu anki yaptığımız şey ona ilaç vermek ve masaj yapmak. Şimdi size göstereceğim ama yalnız burada değil Al Capone, aşağıya aldık. Burada ağlıyor çünkü. Bocci'yi de serbest bırakamıyorum. Baron da buradan ağlıyor. Kızan muhabbeti olduğu için köpekler biraz kontrol dışına çıkıyor. Şimdi Al Capone'u aşağıya aldım. Aşağının zaten ağrının şapını da yaptım. Orası güzel oldu şimdi zemin. Al Capone orada. Bocci'yi de bölme var ya, bölmenin arka tarafına Bocci'yi koydum. Şimdi Al Capone kuzu gibi. Hiç sesi çıkmıyor. Orada dinleniyor. Yani Al Capone'u buraya bıraktığım zaman ya biri geçerken çıldırıyor. Ona saldırma, yani oradan geçene hamle, adam oradan geçiyor, buradan hamle yapıyor. Köpek geçiyor, hamle yapıyor, parsa falan. Bir de Bocci aşağıda bile olsa Al Capone burada ağlıyor, ayakta duruyor, ağlıyor. Şimdi rahat ettik, Bocci'yi de onun yanına koydum. Bocci'yi çıkaracağım birazdan ama en azından Al Capone biraz dinlensin. Şimdi şöyle göstereyim size, yanına gideceğiz, tedavisini orada yapacağız. Şimdi biraz zor oluyor. Hapları artık eskisi gibi yemiyor. Bakın şunlar glukozamin hapı. Şu 3 tane. Şunlar. Diğer bakın. Diğer haplara bakın. Bakın 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Tamam mı arkadaşlar? 12 tane kanina hapından veriyorum. Sonra bununla da masaj yapacağız. Yavaş yavaş toparladığını düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Canım sıkılmasın. Sizlerin de canı sıkılmasın. Küçük kutu da geldi bu ara. Küçük kutu. Küçük kutu. Ah. Hemen bir şey yemek var ya, hemen gelin. Küçük kutu şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş Al Capone'a doğru geçelim. Evet, küçük narkozlar da görüyorsunuz. Kapalı, dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Biraz biraz hırçınlaşmaya başladılar. Yavaş yavaş birbirleriyle daha sert oynamaya başladılar. Kimisi tuvalet yapıyor, kimisi işiyor, kimisi yukarı çıkıyor. Onların da şimdi temizlik vakti var. İlk önce şu Al Capone'un şeyini yapalım, tedavisini yapalım arkadaşlar. Her şey sırayla. Burada iş gerçekten çok var. Hele yavrular olduğu zaman anlatılmaz. Yani köpeklerin sporundan temizliğine, bilmem neyine gerçekten çok zaman ihtiyacım var. Çok zamana ihtiyacım oluyor. Şimdi mesela bugün iki kişi gelmek istiyordu. İkisine de maalesef dedim. Çünkü gerçekten zamanım yok. Zaman, bazen video bile çekemiyoruz. Yani video çekmeye zaman bile olmuyor. Yani bu alanın temizliğinden yani sadece bu alanın temizliğini ben ve ailem yapıyoruz. Zor oluyor arkadaşlar. O yüzden zaman yetersiz kalıyor. Köpeklerin yürüyüş, egzersiz zamanı ziyaretçilere kaymasını da istemiyorum açıkçası. Bazen bazı arkadaşlar bir kere geliyor, bir kere daha gelmek istiyor, bir kere daha gelmek istiyor. Yani burayı sonuçta biliyorsunuz, videolardan izlediğiniz gibi, bir kere gördüyseniz tekrar tekrar, inanın zaman yetmiyor. Bakın ben samimi söylüyorum. Yani ileride bir yer açsam, iki tane çalışan olsa her gün gelin bakın. Ama burada ben varım. Sadece benim ilgilenmem gerekiyor. Ben ziyaretçiyle ilgilenirken burada ne temizlik olabiliyor, ne köpeğin sporu olabiliyor. Yani açıkçası köpeklerin zamanından çalıyoruz. Şimdi geçelim arkadaşlar yanına. Korsanı da buraya aldım arkadaşlar. Yani Bocci dışarıdayken korsanla Pablo da birbirine giriyor. O aralarına ince telden yaptıracağım. Bakın şu şu korkulukların buraların da aralarına ince telden yaptıracağım. Korsan ne yapıyorsun? Dostum korsan. Dostum korsan. Evet. Narkoz aşağıda. Tavuklar burada. Tavuk korsan buradayken tavuklar buradan geçemiyor. Hayır Pali. Pali. Bu tarafa koy. Evet, Al Capone'a baksana, ananastır ya. Kuzu ya. Evet, geçelim içeri, evet. Evet.
Evet Alkabon, ben geldim. Boşluk nasılsınız? Kolay kapatırsanız. Diğer işe daha da iyi. Daha iyi. Gözüküyor mu? Aa, hemen gel. İşe bırak bunu ondan sonra. Şuralarda böyle soydum.
hep kalkarken ayağını sürerek kalkıyor, biliyor musunuz? Yeşil bir sıvı. Dışarıdan gerçekten böyle akıl vermek, fikir vermek kolay oluyor. Konuşmak kolay oluyor tabi. İşin zor kısmı burada. Yani bu tedavi etmek falan, bunlar bir şey değil. Yani şu hayvan böyle burada yatıyor, bize bakışlarıyla bir şeyler söylüyor. Bazen dinlemesiyle, bazen bakışlarıyla. Dili yok yani, ne yapsın hayvan? Hayvana mecbur yardımcı olmak zorundayız. Gel. Bu iyileşecek yani, Allah'ın izniyle. Bu kadar al kapama yemek harcıyoruz arkadaşlar. İyileşecek yani. İnşallah. Dün yemeğini hiç yemedi. Kalınlığının farkındaysam benden daha kalın. Şu cüsseyi görüyor musunuz? Tam bir hak yapıyorum. Bu çiğne yan yana yatıyorlar. O aşağı arkada şey var, onunla oturmuyor. Palet burada duruyor. Yer zemin iyi oldu arkadaşlar. Artık burayı bakın şey yaptık. Burayı da yaptık. Şapını attık. Şu an su falan hiç birikmiyor. Direkt akıyor. Çok güzel oldu burası. Burası şu an dışarıya göre çok serin. Kışın da sıcak. Bizim için burası çok iyi yani. Buraya doçuyla koyandan beri hiç ses çıkmıyor. Hiç ne ağlıyor ne bağırıyor. Şu an bizim de kafamız rahat ama tabi boçuyu çıkaracağım birazdan, boçu şimdi. Boçuyu burada hem diğer köpekler sakinleşsin hem de boçu alkabona terapi olsun diye koydum. Dışarıda diğer köpekler de harekete geçiyor. Şimdi camı açacağız burada. Camı açıyorum arkadaşlar. Yani burası açık böyle. Hava sürekli, burası havadar. Buraya sadece eskobarı ve narkozu koyarsam kapatıyorum. Bakın buradan inanması zor ama bakın buradan neredeyse benim yerime geliyor. Buradan Al Capone'da eskobarda narkoz da çıkıyor. İkisi çıkıyor. Pablo da çıkabilir. Pablo'ya da şey yapmam, güvenmem. Çünkü o da çıkabilir buradan. Ama Naruto da Escobar buradan çıktı yani. Hatta onu da bir videoda göstereceğim. Şu duvarı mahvedecekler ama bir videoda onu da göstereceğim arkadaşlar. Buradan çıkıyorlar yani. Biz burayı açıyoruz hava alsın ama zaten bu cama bir havalandırma deliği yapacağım. Bir tane havalandırma deliği yapacağım camcıya. İçeriye hava girsin diye. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.